Walk to Recover'dan hepinize merhaba. Bugün size dostumuz Sercan'ın mükemmelliyetçi tavrıyla gerçekleştirdiği katlanır kamp sobasını tanıtacağım. Nature Compact Soba. Birkaç kere daha önce videolar çekmiştik fakat her seferinde herhalde bir şeyler eksik kaldı. Bugün daha detaylı tanıtmaya çalışacağım sobayı. Ayrıca ilk defa da soba borusu nasıl katlanır onu göstereceğim. Özellikle tek başına zaten İki kişi daha rahat katlanabiliyor ama tek başına nasıl katlanır bir formülden bahsedeceğim. O şekilde daha rahat olacağını düşünüyorum. Şimdi kutu açılışıyla başlığın içinden neler çıkıyor. Daha önce de bir iki kere göstermiştim ama bu sefer de daha detaylı her detayı göstermeye çalışacağım. Nature Compact kamp sobası çadırlarda kullanabilirsiniz. İlk kutuyu açtığınız zaman size bir kullanım kılavuzu karşılıyor. Bu kullanım kılavuzunda bütün detaylar, her şey var. Nasıl kuracağınız, nasıl yapacağınız hepsi Türkçe açıklamalı olarak bulunmakta. Bunu Sercan çok güzel bir şekilde hazırladı. Soba bacasının en üstüne taktığım şapkanın kısmında tutturacağınız 3 adet paracord tipi ipliği var. Bunları kazıklarda bağlayıp sobanın rüzgarda hareket etmemesini, devrilmemesini sağlıyorsunuz. Sobanızı katlamak için bir tane eldiven ve bonga, özellikle kış aylarında daha kolay onu tutuşturabileceğiniz bonga ateş tutuşturucusu var. Bunlar ilk sizi karşılayanlar. Daha sonrasında gördüğünüz gibi notebook çantası gibi Nature Compact Soba'nın kanvas tipi, kanvas kumaştan sizi çantası karşılıyor. İçinden açtığımız zaman şöyle Nature Compact katlanır sobamız notebook gibi çıkıyor. Borusu içerisinden çıkıyor. Ön gözünde baca şapkası olması lazım ve boruların geçtiği dar boğaz, bu da şapkası. Bu da çantamız. Onu da şöyle kırdım. Gördüğünüz gibi sobanın tutması için cırt cırtlı bantları var. Bunları da şöyle açalım. Sobanın kurulumu çok kolay. Çabucak kurabileceğiniz şekilde. Bazen diyorlar nasıl kuruyoruz abi, nasıl yapıyoruz diye. Bu videoyu seyredince her şeyi anlayacaksınız. Bu üst taraf zaten bazı boruların geldiği yer. Gördüğünüz gibi şöyle koyalım. Şu sobamızın ön camı. Bunlar Japonya'dan geliyor. Isıya dayanıklı camlar. Şöyle ilk açarken ayaklardan açıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi ayaklar şu şekilde açılıyor. Bu sobanın Amerika'da daha pahalı bir versiyonu var. Onda bazı bir inceleyenler bilir ve görmüştür muhakkak. İnce vidalı boru şeklinde geçmeli. Uzun ince cıvatalı şeyleri var. Onları getiriyorsunuz buradan. Daha sonra kelebek gibi döndürerek o bir şekilde ayak da olmuş oluyor. Onları sıkıştırıyorsunuz ama blog sayfalarını okuduğunuz zaman onların yamulduğunu ve daha sonra işe yaramadığını söylüyor İngilizcesinden Amerikalılar. En güzel ayak sistemi şu anlık bu diye düşünüyorum. Ön kısmını açıyorsunuz. Şu şekilde. Sonra arkayı açıyorsunuz. Sonra şurada kanalları var. Şöyle göstereceğim size. Bakın. Şuradan şu şekilde kanalları
Şurada kanalları var. Şurada olduğu gibi. Burada olduğu gibi bu kanallara giriyor. Sonra buraya açıyorsunuz. Bakın şöyle. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Bakın şu kısımdan kanallara girmiş oldu zaten. Kurulumu bu şekilde tamamlamış oluyorsunuz. Ayakları açtık. Yan taraflarını açtık. Kanallarına geçirdik. Bu kurulum gerçekleşmiş oldu. Daha sonra soba borusunun geleceği yer arkada olmak üzere bunları kuruyoruz. Gördüğünüz gibi Nature Compact yazısı önde. Sonra buradan şu klipsleri şu şekilde takıyoruz. Bakın buradan da şu şekilde takıyoruz. Bunu da taktık. Daha sonra şurasını da takıyoruz. Şurasını da takıyoruz. Şu şekilde. Şöyle takmış oluyoruz. Burada soba borusunun kurulumunu sonrasından göstereceğim. Çünkü o ayrı bir konu. Burayı çıkardıktan sonra şöyle. Sobanın borusu ilk kurulumunda zor katlanıyor. Ama ısıyı aldıktan sonra belli bir kalıba giriyor. Ve ondan sonraki kurulumlar daha kolay gerçekleştiriyor. Boru bu şekilde. Şu da ağız kısmı. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu şuralarında bakın pinlerin girme yerleri var. Pinler de burada zaten. Bunu bu şekilde pinlere denk getiriyorsunuz. Oturdu. Sonra aynı şekilde döndürüyorsunuz ve girmiş oluyor. Boruyu da daha sonra sıkıştırmak için bunu kullanacağız. Şu şekilde. Boruyu takıp daha sonra onu kullanacağız. Bu da soba borusunun şapkası. Şöyle size mizansen olarak da bakın nasıl. Tabii bazı işte ne bileyim dağ evleri gibi vesaire köylerde diğer yerlerde evleri olmayanlar için bizim soba çadırda bu şekilde soba kullanmamız, üstünde kestane ne bileyim mandalina koyup o zevki yaşamamız ayrı bir güzellik bizim için ve keyif verici. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir ateş ambiyansıyla yanıyor ve tabii çok zevkli oluyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Tekrar olmazsa bakın kurulumunu gerçekleştirdik. Burada da şunu da göstermiş olayım. Şurada da ya bu ışığını da yapmıştık. Onu unutmadan bakın burada isterseniz böyle havalandırma deliklerini kapatabiliyorsunuz. Açmak isterseniz de bu şekilde açabiliyorsunuz. Buradan hava alıp ateşinizi kontrol edebilirsiniz. Bu da zaten ön kapağın açmaydı. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Tekrar toplarken de yine buradan şöyle göstereyim size. Ve şurada bunu çeviriyoruz ve yukarıya doğru kaldırıyoruz ve çıkarıyoruz. Ateşlerimizi içinden alalım. Şöyle. Şunları. Tekrar pinlerini açıyoruz. Bakın buradan açtık. Toplarken kurtardık. Gözlerini üstü çıkardık. Kapatalım tekrar. Şimdi kapattık. Tekrar tabi kanallarından kurtaracağız. Kanallarından kurtarıyoruz. Şu pinlerini tekrar yatırıyoruz. Havada kalmaması lazım. Kapanması için. Bunu da böyle bu şekilde. Şu üstte geleceğiz. Bunu da pinleri yatırıyoruz. Yatırdık. Arkayı
Şu şekilde kapattık. Bir de kapattık. Bakın kapandı. Ayakları kapatıyoruz. Hop, bunu da kapattık. Bu şekilde gördüğünüz gibi kapanıyor. Bundan sonra bunu üstüne koyup tekrar şu gördüğünüz cırtları takıp derli toplu kalmasını sağlayabilirsiniz. Tertemiz. Şekilde toplamış oluyorsunuz. Tekrar çantasını koyabiliriz. Çantasını işte bakın böyle ne olur. Dediğim gibi çanta çok kaliteli ve çok güzel. Şöyle içine yerleştiriyorsunuz. Şu da bazı kısmı ve sol borusunu yerleştirdiğiniz başlığı bu şekilde yapabiliyorsunuz. Diğer ipi, kullanma kılavuzu, dediğim gibi bonga, ateş başlatıcısı, bu şekilde rellerini hepsi burada. Şimdi soba kurulumu ile ilgili, soba borusunun kurulumu ile ilgili bir şey göstermek istiyorum özellikle size. Soba borusu dediğim gibi normalde iki kişi katlanması çok daha kolay ilkinde. Daha sonra kendi ateşi aldıkça daha kolay katlanabiliyor. Şöyle göstereyim size. Soba borusunu şu şekilde açıyorsunuz. Bakın. Şu şekilde açıyorsunuz. Bunu normalde iki kişi eldiven takalım. Çünkü yan tarafları keskin. Şöyle eldivenlerinizi takalım. Normalde bunu böyle alır. Böyle çekmişsiniz. Şu şekilde ilkinleri yaptıktan sonra yapabilirsiniz. İlkinleri bakın şöyle katlamak gerçekten biraz belki yapılması olan yapabilir ama biraz böyle çıkıyor tabi. Gördüğünüz gibi çok zor. Bu şekilde katlamak tek kişi. Kaçırabilirsiniz. Bakın şurada bir destek gerekiyor. Bunu istiyorsanız ama dediğim gibi ateş yaptıktan sonra kendi bir kalıp oluyor ve daha kolay katlanıyor. Onun için bence en güzel ilkinde şuradan başlayarak bakın şuradan başlayarak şöyle gördüğünüz gibi şöyle başlayarak bu tek kişi katlanmak için şöyle. Tek iş katlama da bu. Şuradan şunu açıyorsunuz arkasını. Bir halka daha geçirdim. Bakın tek kişi katlamadı. İki kişi olursa bunu daha kolay katlıyor tabii. Ama tek kişi katlarken bu şekilde katlayabilirsiniz. Hatta şuradan biraz daha getireyim şunu.
katlanmış soba olduğu için borusu da yanınızda taşıyabilmeniz için, hatta bu çantayı gördüğünüz gibi çok küçük olduğu için yürüyüşte bile taşıyabilirsiniz. Onlar soba boruları gibi kocaman kocaman borular yapamıyoruz. Şöyle gördünüz mü? Tek başına bunu katlayabildim. Öyle baştan başlarsanız gördüğünüz gibi bunu tek başınıza böyle katlayabiliyorsunuz. Şu şekilde. Boruyu tek başıma katladım. Eğer iki kişi olursa yan yana yuvarlayarak düzgün bir şekilde şey yapabilir. Ama tek başınızdaysanız en baştan çapraz bir şekilde katlayarak bu şekilde bu hale getirebiliyorsunuz. Hatta şöyle yapalım. Şimdi soba borumuz şöyle dursun. Tekrar sobamızı açalım. Şöyle. Defalarca böylece tekrarını kuracağız. Tekrar açıyoruz. Artık eldivenle bir işimiz kalmadı. Eldivenle şöyle koyabiliriz. Dediğim gibi üst kapak. Ayakları açıyoruz. Ayakları açtık. Koyduk. Bunları açtık. Şuradaki pim yerlerini getiriyoruz. Şöyle açıyoruz. Tamam. Şuradaki pim yerlerini açarak geçiriyoruz. Pim yerine girdi. Sonra bunu tekrar şuradaki şeyi kurtardım. Şunlar içeride kalmasın. Buradakiler. Evet. Şurada takma yerleri var. Onlar sıkışmasın. Sonra üst kapağı koyuyoruz. Ve sobamızı katlanır notebook küçüklüğündeki sobamızı kurmuş oluyoruz. Daha sonra demin dediğim gibi şuradaki pimi şu şekilde şu arkaya gelecek soba bacısı ayarlamaya yere bir yaklaşırsam ben şunu göstereyim. Yaklaş. Üstten gösterin. Şuraya gelirsen. Gel biraz da. Gel. Şurayı göster. Bakın. Şurada yerler var. Şunlar şöyle giriyor. Şu şekilde çıkıyor. Şu şekilde giriyor. Ve arkadan da bacayı bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Şurada da bakın kıvılcım önlemi için metalden ağ var. Şu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bunu böyle. Bu da soba borusunu tutturabilmek için. Onu da şöyle koyuyorsunuz. Mesela şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şuradan. Bunu da böyle yap. Girdi şöyle arkada kalsın böyle. Bu da böyle. Şuradan sıkıştırıyoruz. Sıkıştırıyoruz bakın burayı. Sıkıştırıyoruz, sıkıştırıyoruz iyice. İyice sıkışıyor.
Bunu hissedene kadar çeviriyorsunuz. Daha geliyor mu? Geliyor. Bakın burayı da bu şekilde tutturmuş olduk. Daha sonra şöyle göstereyim. İsterseniz bunu takmadan da şey yapabilirsiniz. Şöyle çıkarayım tekrar. Bakın böyle de takıp da hazırlayabilirsiniz. Ondan sonra şurasına. Yine dediğim gibi isterseniz iplerini takabilirsiniz. Ben iplerini takmayacağım şimdi. Bu da bacamız, kafası, başlığı. Başlığı şöyle. Gördüğünüz gibi. İsterseniz burayı böyle hazırlayıp da böyle de takabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Evet, bu şekilde de takabilirsiniz. Şöyle burayı hazırladık. Şöyle tekrar, hatta ışıklarımızı görelim, bir de böyle görelim. Işıklarımızda bir ambiyans da yapalım. Burada şimdi taktık. Gördüğünüz gibi kısa bir sürede hazırlayabildim. İsterseniz ondan sonraki zevk size kalmış bir şey. İsterseniz üstüne tava koyup bir şeyler yapabilirsiniz. Çardağını koyabilirsiniz. Dediğim gibi kestane falan koyabilirsiniz. Tabii yanınca bu bir metal olduğu için renk değiştirecek. Maalesef hiçbir şey ilk kullandığımız gibi kalmıyor. Ateşte özellikle. Eldiven takmanızı tavsiye ederim. Bir deri eldiveni olabilir. Yanmaz eldivenler var. Sonuçta bu epey kızıyor. Ve bayağı sıcak oluyor. Biz soğuk kış günlerinde de bu sobayı kullanıyoruz. Ailece de gittiğimiz kamplarda gerçekten bize bir köy havası, zevki yaşatıyor. Çok kullanışlı, çok keyifli bir şey. Ayrıca Nature Compound sahibi ve bizim ailece dostluğumuz Sercan bunu yurt dışındaki benzerlerine geliştirene kadar epey performans harcadı ve çok titiz davrandı. Gördüğünüz gibi çantasından, işte eldiven detayına, kullanım kılavuzuna epey emek sarf etti bu konuyla ilgili. Kullandıkları materyallerin belli kodları var ve o kodlarda da en iyisini kullanmaya çalıştı. Çünkü bunların daha kötü olanları daha düşük kodlarda, en iyi olanları daha yüksek kodlarda. Onlarla da ilgili çok bilgim olmadığı için ya çok detaya girmek istemiyorum. Ama Sercan hani en iyisini kullandı diyebilirim. Ve detaylarda da gördüğünüz gibi yurt dışını aratmayacak şekilde güzel bir ürün ortaya çıktı. Zaten öyle olmasaydı yurt dışına talebi olmazdı. Vallahi birçok soba fiyatından da bence çok normal. Şu anda şokta hatta satılan bir soba var. Ne bileyim 17 bin lira, 18 bin lira, 25 bin liralar havada uçuşuyor. Onlara istinaden de sobanın fiyatı normal bence. Zaten her şey şu günlerde epey pahalandığı için maalesef fiyatı çok çok da ucuza çıkamaz. Mümkün değil. Ama yaşattığı keyif kendini zaman içinde tölere ediyor zaten. Nature Compound katlanması özellikle hiçbir yerde görememiştim ben de borusunun katlanmasıyla ilgili bir bilgi. Özellikle boru katlanmasıyla ilgili size detay vermeye çalıştım. Gördüğünüz gibi tek başınıza katlandığınız zaman en baştan çapraz katlayarak halkaları takarak devam edebiliyorsunuz. Onu göstermek istedim o detayı size kullanırken kullanıcılarımıza. Ne kadar hızlı ne kadar hızlı kapanıp ne kadar hızlı açıldığını da göstermiş oldum. Umarım yararlı olacaktır. Hem geçmiş dönem alan, ürünü alan müşterilerimiz için hem yeni alacaklar için bilgilendirme faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.